korunaklı alanımız olan evlerimiz ve iş yerlerimizi nasıl daha mutlu alanlara çevirebiliriz? İşin sırrı uzmanlara göre eşyalarda değil Feng Shui'de saklı. Peki nedir Feng Shui? İzleyelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aylin Teşekkür Hanım? Teşekkür ederim. Buyurun. Aylin Hanım'ı sizlere tanıştırayım. Kendisi iç mimar. Biliyorsunuz eski inanışlarımıza göre bizlerin evimizin bereketli olması çok önemli. Tabii bu konuda da evin mimarisi çok önem taşıyor. Sanırım son zamanlarda Feng Shui'nin de trend olma sebeplerinden bir tanesi bu. Şu anda Aylin Hanım'ın biz atölyesindeyiz. Çünkü burada fazlasıyla bir enerji sirkülasyonu var. Birazcık etrafı gezmek istiyorum müsaade ederseniz. Hayır. Buyurun. Aylin Hanım, Feng Shui'ye olan maceranız nasıl başladı? Feng Shui'ye olan maceramız doğa aşkından çıkış yaptı. Doğaya oğlum olası gerçekten çok büyük bir kalple, çok büyük bir aşkla bağlıyız. Feng Shui 5 element bilgisini baz alan çok derin bir bilgi. Sadece Feng Shui demek yetmiyor, az kalıyor. Biz Feng Shui'nin 5 elementini de baz alan, İçine I Ching'i, içine Four Pillars dediğimiz kader sütununu entegre ettiğimiz bir bakış açısıyla mekanları analiz ediyoruz. Yönümüzü sağlayan bir kutlamız var. Birinci önceliğimiz binamızın ön cephesinin neresi oldu? Binamızın hangi zaman diliminde yapıldığı ve bu iki bilginin bir araya gelmesine oluşan bir harita çıkartıyoruz biz. Ve o haritalar 5 element bilgisini bize veren 1'den 9'a kadar olan sayıların her bir tanesinin bir hikayesi var, bir heyecanı var. Onların kombinasyonu var. Onlar orada diyorum ben evleniyorlar, nişanlanıyorlar, bazen kavga ediyorlar. Onların barışını sağlamamız. Diyelim ki bir eve taşınacağız. O evde bizden önce bir yaşam vardı. Belki kötü bir enerji vardı, bilmiyoruz. İyi hale getirmek için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle binamızın, dairemizin, o mekanın natal haritasının mutlaka bulunması gerekiyor. Natal haritanın mutlaka bilgisi ışığında o mekanın yönlendirilmesi, dekorasyon dediğimiz yeniden tadilat yapılması, o binayı, o mekanı iyileştirmeye başlayacak. Kaktüs mutlaka evinizde bulundurun, mutlaka bir köşeye koyun gibi bir söylenti var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bütün bitkileri gerçekten çok seviyorum. O yüzden kaktüs iyidir, bu kötüdür gibi bir bilgi zaten hayatımda kabul etmiyorum. Sizin o bitkiye dair duyduğunuz sempatiyle alakalı. Toprak içerisinde olan bitkinin enerjisi daha farklıdır. Suyun içerisindeki bambunun vazifesini Feng Shui bilgisinde kaktüs sağlamaz. Ufacık da olsa bizi dinginliğe götürecek bir obje tavsiye edebilir misiniz? Feng Shui'de olmazsa olmazlar bir üçlü bambudan bahsettik. Kristal toplardan malum onlar çok hakikaten çok da sempatik duruyorlar. Bir de tuzlu suyumuz var bizim, tuzlu su küyümüz var. Şu kapının girişinde görmüştüm hemen yanında. Evet. O da evde mutlaka olmalı mı? Evet, olması gereken objelerden, çalışmalardan. Girişte de gördüğünüz gibi tuzlu sudan yapacağız şimdi Aylin Hanım'la birlikte. Aylin Hanım'ın da dediği gibi bütün evlere çok iyi geliyormuş, enerjiyi yükseltiyormuş. İhtiyacımız olan malzemeler neler? Çok basit, her evde olan malzemeler. İri taneli tuzumuzdan, turşu yapımında kullandıkları bayanların tuza ihtiyacımız var. Himalaya tuzu da olur ama çok önermiyorum çünkü ekonomik bir seçim değil. Bu boyda bir kavanoz bizim işimizi görüyor. Ağzının kapalı olması da hiçbir sakınca yok, hatta iyi olur. Normal tuz olmaz bu arada. Hayır, bunu soda tuzu olmaz. Evet. Tuzumuzu yarısına gelecek kadar tuzumuzla kavanozumuzu dolduruyoruz. Zannedersem şöyle bir 4 dolu dolu kaşıkla miktarını alacak.
Şimdi hadi biraz daha koyalım. Tuzumuzun miktarını oluşturduktan sonra 6 tane eşit miktarda paraya ihtiyaç var. Mesela 25 kuruşlar var burada hemen gözüme gelen. 6 tane eşit miktarda 25 ise 25 paramızı atıyoruz. Artık üzerine su hazırlamaya koymaya hazır hale geldi. Musluktan azıcık geçecek miktarda suyumuzu koyacağız. Tamamen doldurmuyoruz. Hayır. Tuzu birazcık geçecek kıvamda. Evet. Şu miktar oldukça yeterli. Aslında bizim kapının girişinde gördüğünüz biliyorsunuz böyle birazcık açık bir tuzlu suydu. Böyle kavanozda olması şu anlamda iyi. Evinizin her köşesine isterseniz gözükmeyecek bir köşeye bile bunu koyabilirsiniz. Siz de evinizin enerjisini yükseltmek için vermiş olduğumuz tüyolardan yararlanabilirsiniz. Son moda tüm hızıyla devam ediyor.